Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Yine pandemi sürecinde evde kaldığınızda canınız sıkılmasın diye güzel bir içerikle bugün karşınızdayım. Pancar, kırmızı pancardan cips yapacağız bugün. Değerli takipçiler. Şöyle 3 adet kırmızı pancara ihtiyacımız var. Sos için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, nane, kekik, yeter miktarda tuza ihtiyacımız olacak. Bir de bunları hazırlarken fırınınızı en yüksek ısıya alıp ön ısıtmasını başlatın. Bunları güzelce sos için bu karışımı sağlayacağız. Şöyle ince ince dilimleyeceğiz bunları. Dilimledikten sonra bunların kağıt havluyla sularını aldıracağız. Bir gün kadar bekletin, iyice suyunu çeksin. Sonrasında ön ısıtma yaptığınız fırında üzerine bu hazırlamış olduğumuz sosu sürüp fırında güzelce çıtırdayana kadar pişireceğiz. Sonrasında bu güzel cipsimiz hazır olacak. Pancarımızın kabuklarını tabii ki soyuyoruz. Kırmızı pancar vitamin değeri olarak da çok değerli. Dolayısıyla bunu yemenin yollarını aramak lazım. Damağınıza uygun lezzetler haline getirerek önemli olan bu pancarı tüketebilmek. Evet, şimdi soyma işlemini bitirdikten sonra şöyle bir slicer falan varsa evde ince ince dilimleme kolaylığı sağlıyor çünkü. Şöyle kağıt gibi dilimleyeceğiz bunu. Elimiz takılmıyor. Gördüğünüz gibi şöyle kağıt gibi böyle incecik cipste kullanabilmeniz için böyle bir aparatınız varsa daha kolay oluyor. Şu şekilde yaptığınız zaman çıtır çıtır olacak bunlar. O yüzden ince doğramanız önemli. Cips kalınlığı oluyor çünkü böyle. Şahane. Cipsler elde edeceksiniz böyle ince ince yapıp. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir ince cipslerimiz oluyor. Sularını aldırmak için böyle kağıt havlunun üzerine dizin. İnce ince dilimledikten sonra mümkün olduğunca suyunu emdirin ki böyle bir kağıt havlu daha üzerine koyarak güzelce böyle emdirin. Ne kadar suyunu kaybederse o kadar iyi. Süreceğimiz sosla fırında çıtır çıtır olur. O yüzden bekletiyoruz zaten. Bekledikçe suyunu kaybedecek. Şimdi baharatlarımızı böyle bir kase içerisinde güzelce böyle karıştıralım. Sonra bu suyunu çektirdiğimiz, bekletmiş olduğumuz bu dilimlerin üzerine güzelce süreceğiz. Mümkün olduğunca böyle yağını sızdırın. Çok yağlı olmasın şey. Haşlanmış gibi olmasın, çıtır çıtır olmasını istiyoruz çünkü. Aşırı yağ boğmayın yani. Çıtırlığını kaybetmesin. Çünkü tavada yapmıyorsunuz, fırında yapacaksınız.
Sadece baharatlı kızarmasını sağlayacak kadar üzerine sürmeniz yeterli olacak. O yüzden fazlalıklarını muhakkak sızdırın. Yüksek ısıda ön ısıtmasını yapmış olduğunuz fırına vereceksiniz ve çıtır çıtır cips olana kadar kızartın. Evet, 20 dakika beklettik. Gördüğünüz gibi cipslerimiz çıtırdadı. Biraz daha bekletirsek yanar. Zaten ince olduğu için. Şimdi çıkartıyoruz. Evet, bu kadar kızarması yeterli. Biraz daha beklettiğinizde yanar. İnce oldukları için dirençsiz olur. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz bu kırmızı pancar cipsini, evde eğlenme için yapmış olduğumuz bu cipsi şöyle beraber bir tadına bakalım. Umarım bu güzel sesler sizin kulaklarınıza geliyordur. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır sesler. Hazır paketlenmiş cipsler gibi beklemeyin. Bunlar doğal sebzelerden yaptığımız aromatik şeyini de kıvamını da kendimiz verdiğimiz için. Ama lezzet olarak süper. Kuzine sobasında patates közleyenler varsa takipçilerimiz arasında onlar bu lezzeti iyi bilir. Bu çıtırdadıktan sonra damağınızda aynı o kuzine sobasındaki o lezzetli közlenmiş patates tadına yakın bir tat bırakıyor. Şahane bir lezzet. Öyle eğlendirir sizi. Evinizde hem bir vakit geçirmek için bir eğlence olur hem kırmızı pancarı tüketmenin de başka bir yolunu bulmuş olursunuz. Ailemize yedirmiş oluruz. Sonuçta doğal bir sebze. İçeriğimize beğeni, like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz kanalımıza abone olsun. Bu güzel aileyi büyütmeye devam edelim. Eşe, dosta, çevremize öneride bulunarak kanalıma destek vermeye davet ediyorum sizi. Bize büyümemiz için yardım edin. Daha güzel içerikler çekebilmemiz için daha güçlü olalım. Sağlıklı günlerde yine değişik güzel içeriklerde, çözüm önerilerinde buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın değerli takipçilerim.